Efendim? Ben Menek Shadow ve bu da Mütecavüz Günlüklerin yeni bölümü. Hoş geldiniz. Özlediniz mi? He? Evet, bir haftadır geçtiğimiz hafta biraz şey yapamadım. Yani YouTube'a odaklanamadım. Biraz da yorgunluktan dolayı da diyebilirim. Üşengeçlik de var, yorgunluk da var. Birleşti, bıraktım, saldım. Bu hafta yeni bir, biraz daha az yoğun bir programa geçeceğim. Bundan sonra dediğim gibi ayrıntılı bilgileri ben blogda da sizinle paylaşacağım. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Haftanın her günü oyunla ilgili bir içerik videosu gelecek. Hani yani işte Let's Play'dir, işte aperatif tatlardır. Aperatif tatları geç ayırmıştım ama. Hani öyle bir seri videosu gelecek. Haftanın her günü bir video seri videosu olarak gelecek. Ekstradan bir şeyler yapmaya da çalışacağım tabii ki de. Bu işte Firewatch incelemesidir. Gelmeyen, yıllardır gelmeyen Firewatch incelemesidir. İşte başka şeylerdir, vloglardır. Bunlar da ekstra olarak tabir görecek. Ve yani böylece bir haftada 8 ila 10 arası video arası içerik çıkarmaya başlayacağım. Neyse. Ayrıntılı bilgi dediğim gibi blogda ayarlamaya çalışacağım. Şimdi oyunumuza dönelim. Ne yapıyorduk, ne ediyorduk? Ne zamandır oynamıyorum yine ben bunu. 3 saat gündüzümüz kalmış. Biraz yorgunuz, açız. Bu gündüzden faydalanabilir miyiz? Bir ona bakacağım. Ne yapabiliriz? Kitap okuyabiliriz. Yemek sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Su sıkıntımız biraz var. Evet, biraz su sıkıntımız var. Acaba yedek suyumuz var mı? Bir ona göz atalım. Tabii ilk kez baktığımız için birazcık bekliyor. Evet, suyumuz var. Güzel. 5 tane de hasır otumuz varmış üstümüzde. Pekala. Hatta şey yapalım. Hasır otlarını şurada 30'a tamamlayalım. Ne yapabiliriz? Aslında bıçak bileyebiliriz. Biraz bıçaklarda biraz sıkıntı var gibi duruyor ama kitap okumak da tabii mantıklı bir seçenek. 5 toplum yeteneğim hala 5 level değil. Okumakta fayda var. Hatta ben 2 saat okuyayım. Bu arada kondisyonum düşük. Kondisyonum yükselesiye kadar ben çok da fazla bir aksiyona girişmek istemiyorum. Ardından da Fluffy'ye girişelim. Yani Fluffy'ye doğru yolculuğumuza hazırlanalım. En sonki videoda da bunu yapmak için söz vermiştim. Yani bunu yapmaya girişeceğimizi söz vermiştim en azından diye hatırlıyorum. Pekala. Bir saat gündüz kaldı. Acaba bir saatte okuyabilecek miyiz bunu? Bazen ucu ucuma yetişmiyor ama tamam, yetişti, güzel. Mükemmel. Şimdi gidelim. Dışarıda balık var mı? Ya, gerek yok ya. Bu gecelik bir yemek gidecekti bize. 900 kalorimiz var zaten. Bir 10 saatlik uyku rahatlıkla uyuruz. Çünkü balık yersek susayacağız. Bu sefer elimdeki su yetmeyecek. Falan filan. Boş işlerle uğraşmayalım. Güzelce bir uyuyalım. Kondisyonu fullememiz lazım. Çünkü zaten baraja doğru giderken muhtemelen üşüyeceğiz yol üzerinde. Kondisyon kaybı yaşayacağız. Belki saldırıya uğrayacağız. O yüzden olabildiğince full kondisyona gitmem gerekiyor. Bir saat gecemiz varmış. Pekala. Şu an pek bir şey göremiyoruz ama ben biraz su alacağım sadece. 1,5 litre su alacağım. 1 litre kalsın da olur, ne olmaz. Dışarıda odun toplayacağım şimdilik. Dedim ki bugün de burada geçireceğiz. Kitap okuruz, dışarıda balık yeriz, bir şeyler yaparız. Bir yemek stoğuma da bakacağım. Ne kadar yemeğim var, ne kadar yemeğim yok. Balık tutmam gerekiyor mu gitmeden önce? Onu bir kararlaştıralım. Yeterli sanırsam ya. Bu yemek bana yetecektir. Oo, geyik. Bir saniye. Anam. Hapşıyorum da, kusura bakmayın. -31 derece. Mükemmel. Tam istediğim derece. Hadi bakalım.
Bana benden ne kadar odun var? Okey, bu kadar odun var. Abi bunu parçalamaya kalksam yine öleceğim ya. Neyse giriyorum ben içeri ya. Bu böyle olmaz. Ben odunları bir yere mi bırakmıştım ya? Sanki odunların ben bir kısmını bir yere bırakmıştım. Bakmış planları var. Neyse hatırlamıyorum. Neyse. Kurt etini yiyelim. Leş toplama kitabımızı okuyalım. Hatta bu kitabı bitirelim ya. Susuzluk. Aman ha, aman ha, aman ha, bitsin abi. Çok güzel. Bağırsak parazitliğinden bir halt çıkmaz. Artık yakabileceğim bir adet kitabım daha var. Çok güzel oldu bu iş. Artık bugün sen muhtemelen uyuduğumuzda şey olacak. Rahatça işlerimizi halledebileceğiz. Kıyafetlerimize bir bakalım. Kurtu saldırmadan önce kesinlikle kıyafetlerimin daha iyi durumda olmasını isterim. Sıkıntı çıkmaz pekala. Aa, sıkıntı çıkmaz ama bizim hala yapmadığımız bir şey var. Kurt derisinden kıyafet. Peki benim ne kadar kurt derim var? Bir adet orada var. İki adet de burada var. Bir adet daha Fluffy'nin kürküyle posta yapacağız. Güzel, güzel. Güzel. Pekala. Şimdi ekstra oka ihtiyacım olabilir aslında. Birkaç ok daha yapsam fena olmaz diye düşünüyorum. Malzemelerime bakayım. Malzeme eksiğim var mı? Aa, bende bu kadar mı şey var? Okucu var. Bende niye bu kadar az okucu var ya? Neyse, barajda herhalde ok falan bulamayabiliriz ya. Dikkatli olmakta fayda var. 4 tane okum kal- ya. Bunun anlamı şu an için 4 tane okum var. Acaba buraya falan mı koydum ya? Yok. Bileme şeyini alıyorum. Silahlarımı da işte çakmayacaklarımı da bilemek istiyorum. Lan kurumadı mı ya? Kurumuş var mı hiç? Goddammit. Pekala, biraz daha bekleyeceğiz. Onu bekleyinceye kadar o zaman şey yapalım. Bunları bir eleyelim. Elimdeki tek bıçak mıcak olduğu için benim için önemli. Peki en azından hani baraja falan gidesiler. Hani belli bir süre daha bu ok. Yani elimdeki 4 ok yetecektir bana. Şeye gittiğim zaman, yeni haritaya, şeye bataklığa gittiğim zaman oradaki fırından yine birkaç tane daha şey yapmayı planlayabilirim. Okucu yapmayı çalışabiliriz. Hatta belki şansımız yaver giderse, iyi bir ateş kaynağı yakalarsak yeni bir bıçak mıcak yapmaya çalışabiliriz. Yani neden olmasın. Biraz yüklü gideriz yemek konusunda. Balıkları falan ayarlarım ben buradan. Böylece yemek sıkıntısı çekmeyiz. Güzel bir plan olur. Acaba biraz daha bileme taşına ihtiyacım var. Çünkü hani bıçak mıcak yapmak öyle kolay iş değil. Elimde sadece bir tane %100'lük bir tane kaldı bileme taşı. Aslında Coastal Highway'de birkaç tane malzeme vardır muhtemelen. Ben oraya bazı şeyleri bıraktığımı hatırlıyorum ama yine de olsun. Olsun. 98 olmuş. Sana samanlar yetişmeyecek ya. Acelesi yok gerçi. Hani baraja giderken elindeki 2 ok yetecektir. Kondisyonları da yüksek. Aynen, onu daha sonra yapalım o zaman. Onu daha sonra yapalım. Belki hatta şeyde bile yaparız ya. Ben bir tanesini alırım. Oraya geçerken yaparız. Oradayken yaparız. Hayatta kalırsak tabii. Benzini bırakıyorum.
Zaten az var. Ağırlık yapmasına bir anlamı yok. Kapanlara ihtiyacım yok. Kapanları bırakacağım. Almam gereken bir şey var mı? Pek yok. Anladım. Peki birine ağır yapan şey ne? Aslında pek de bırakabileceğim bir şey de yok yani. Yani beni ağır yapan şey daha doğrusu kıyafetler az çok. Aynen. Ha doğru, ben bunları niye bırakıyorum ki? Orada yaparız belki, çünkü sonuçta Fluffy ile kapışırken kondisyon kaybı yaşayacağız. Goddammit. Allah Allah. Yani kıyafetler. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim. Dışarıdaki çubuğu toplayalım hani. Daha sonra okucu yaparız burada ya. Ok yaparız daha doğrusu, okucundan ziyade. Şunu parçalayalım. Komple doyduk. Mükemmel. Hadi be. Arkadaş bitsene. Niye iki tane aldıysam? Hadi bakalım. Kuş fidanını temizliyoruz. Ardından da ok sapımızı yapıyoruz. Tabi diğerini yapacak zamanım kalmayacak. Neyse tamam. Onu da sabah yaparız. Şurada biraz zaman geçirelim. Kapalı lan, korku riski diyor yine ya. Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim. Çok iyi, hoş olmadı açıkçası ya. Neyse, bakalım. Bir yatalım da yarın sabah bakarız. Bir çaresi bulunur elbet. 26, tamam 26'nın çaresini buluruz. Evet, biraz su sıkıntımız var. Ama yapmayacağım. 2 saat gece var. Gece yolculuk etmek istemiyorum ya, hava soğuktur.
Ah, fırtına mı başladı? Daha kötü sis herhalde. Gidelim, aksiyon olsun bari. Ne yapalım? Ne yapalım? Şu çaydan bir tane içeceğim. Sabah çayımızı da içtik. 19 kiloyuz. Hazırız. Gururluyuz. Kazanacağız. Hadi bakalım. Ben niye hala çok ağır olduğumu çözemedim ama her neyse, artık gidelim. Gidelim. Fluffy bizi bekler. Tabii sis hoş olmadı ya. X23 de hiç hoş olmadı açıkçası. X23 daha hoş olmadı ya. Siz hadi neyse de. Bende flare var mı? Ulan tek flare'ı harcamak istemiyorum Fluffy'ye ama. Nasıl yapacaksak. Sağ beni, sağ sağ sağ. Daha yolum uzun. Şöyle biraz daha ninja yollardan geçip izini kaybetmeye çalışıyorum ama. İzimi biraz kaybettirdim ama. Güzel. Ama götümüz donmaya devam ediyor. Ateş yakmaya kalksam üstündeki odunlar hayatta 22 dereceyi sağlamaz. Kurt daha yakında. Tavşanmış, iyi bari, tamam. Tavşan ne yapıyorsun lan? Atayabilirsin de sen mecburen kızım şunu yiyeceksin. Acaba bende şey mi çok fazla? Değilmiş ama atalım ya. Bunlar alacağım, bunların hepsi yemek. Gizemli Gölü'nde bu taraflarını seviyorum ya. Bayağı bir süre hasratlarla geçinebilirsin yani. Barajı bu yoldan gitmeyi tercih ediyorum ya. Özellikle mütecavüz günlüklerinde daha kısa bir yol aslında. Ve daha güvenli bir yol. Diğer tren yolu şeyi. Ama böyle sisli ortamlarda belki yolunu şaşırabilirim diyorsanız. Ve daha az zorluklarda değilseniz tabii ki de tren yoluna gitmenizi tercih edebilirsiniz. Yani harita bilginiz hala yeterli değilse. Ama bu da yani çok da sıkıntı değil yani. Özellikle şu geçiş yolu bayağı bir korunaklı olduğu için ve kurtlara bir tane uğramadığı bir yer olduğu için bayağı kafanız rahat olabilir yani. Yani rahatlıkla ateş bile yakabilirsiniz. Hatta bu açıklıkta tabii bir kurtla karşılaşma şansımız var. O yüzden koşu yüzdemi biraz yarıda bırakmayı planlıyorum. Yine koşabildiğim kadar böyle adım adım koşmaya devam edeceğim ama.
Amacım nehri takip etmek. Hiçbir yere sapmadan. Ah, starving. Hepsini alamayacağım ama bir kısmını almaya çalışacağım. Çok fazla yemek ya. Hepsini alamadı ya. Çok da fazla kondisyonunu kaybetmek istemiyorum Fluffy'ye karşı. Fluffy ölümümüze bile sebep olabilir yani, o derece. Neyse, karşımdakileri sonra alırım. O civarda kurt da olabilir çünkü. Yavaştan sağa çıkmaya çalışacağım. Yavaştan sanki köprüye doğru geliyoruz gibi. Değil de. Belki bir meşalelik olabiliriz ya. Tren yanına geldik. Ölüyük. Tabii ki de şu an alamam. Haydi bakalım, bismillah. Fluffy. Yüzleşme zamanı geldi. Umarım içeri saygınlık getirince. Sayılır. Işık vermesi için koydum onu. Da gel. Hadi tatlım. Burada kapışalım. Aşağısı riskli. Hadi tatlım. Hadi tatlım. Hadi bir tane. Hadi bak, yemek geldi. Et geldi. Hadi. Hadi bir tane. Meşale bitmeden gel. Hadi. Bazen mutlu da kalabiliyor da. Fener falan var mı yakında ya? Fener falan arasak aslında daha iyi olur. En azından ilk etapta göremiyorum. Hadi be tatlım, hadi be tatlım. Burada kalmış olabilir. Ah be Fluffy be. Burada kaldım ben adı yine. Çok riskli. Aman aman aman. Burası çok karanlık işte ya. Heh, tamam. Fluffy.
Fluffy sakin. Geliyorum yavaşça. Silahlarını, pençelerini yerine bırak. Allah belanı versin. Gerizekalı kurt. Lan görmedin mi beni? Lan nasıl vurdum anlamadım. Oğlum tınk diye ses çıktı ya la. Fluffy. Fluffy iyi de etim var ha. Hadi bakalım. Ben bu neyi söndürdüysem acaba ateş yakardım keşke, neyse. Göremiyorum da hiçbir şey ya. Niye söndürdüm ben bunu? Lan bunun arkasında odun yok mu? Allah belanızı versin, odun da mı yok burada? Al ye ye. Ye. Canın azalmasın. Fluffy ile sonra ilgileneceğim. Öncelikle lootlamamız gereken koca bir baraj var. Yine dandik komisyonu bir şey. Bir köpek maması. Mahvolmuş. Zehirlenir miyiz lan? Zehirlenmeyelim lan. Zehirleniriz kesin ama ya. Abi 500 kalori ya. Yani. En azından ha çabuk hazırlayacağız, halsizleşeceğiz yani. Olsun ya, tarıyoruz, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Önce barajın bu tarafını bir, bu koridoru yapalım. Daha sonra aşağı inelim. Alt katta, alt katta yürürüz yani, hiç sıkıntı yok. Az bir fener bulsak çok tatlı olur ya. Çok tatlı olur ya bir fener bulsak. Fener yakıtı bulduk değil mi biz? Aynen bak bulduk. Aslında fener yakıtını meşale yapmak için de kullanabilirim. Ama meşale yapmakta sıkıntı yok. Kibrit harcamak istemiyorum sadece. Dayı. İyi bir fişek bulduk, güzel. Yedek bir şeyimiz oldu böylece. Dayı bir şey çıkar be. Ay ölmüşlerin var ya. Allah belanı versin senin. Yani su sıkıntımız var değil mi? Aynen. Çay içerek halledebiliriz aslında biz ya. Ateş şimdi yapmak istemiyorum çünkü. Yakacak o durum da yok işte. Hadi şurada bir fener olsun. Genelde burada adamın yanında ölü fener oluyor normal oyun zorluklarında, ama bu sefer de tabii ki de normal oyun zorluğu olmadığı için ne burada bir ok var ne de fener var. Ne kadar tatlı ya. Allah'a ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Yah ya. Ne olacak? Alt tarafı meşale. Alt tarafı kibrit. Ağrı kesici. Bakalım. Dünya ünlü barajda. Ne kadar loot çıkacak? 350'lik bir etim yemeğimiz oldu. Var mı başka bir şey? Şunun üstüne şuradan çıkılıyordu bir ara ama ha çık. Şurada bazen bir şey olabiliyor. Gizli. Tabii ki dolaplarımızdan bir şey çıkmayacak. Ki
büyüğü ya Barış. En çok tutunulduğu yer. Şimdi kapalıdan korkumuz var ama ya, yapmak istediğim şeyi yapamayacağız neyse. Odunum yok çünkü. Odun dışarıda yalarız gerçi ya, yürü gidelim. Elimde meşale varken ateş yakarız. Hem dışarıda zaman geçirmek istiyorum ben. %23 var. Güzel bir ateş yakabilirsek başarılı olacaktır. Burada ummayı buldum, sadece odun istiyorum. Böyle hazır odun varsa çok işime gelecek. Bir tane bir parça bile odun olsa kârdır. Yok mu? Allah belanızı ya. Bir odun verin lan. Lan Müteş abiz. Aşağılık kurtlar. Kurtlar yemeklerini alıyor. Ve sürekli kondisyon kaybetmeye devam ediyoruz ha, zehirlenmeden dolayı. İletişimden içmemize rağmen uyumamız gerekiyor. Dışarıda yürüyoruz. En azından kapalı olan korkusundan kurtulasıya kadar. Öncelikle şu geyiği alacağız ama. Şurada bazen olur diyor. Evet. Güzel. Şu etrafa bir hızlıca bir daha bakayım. Acaba odun var mı diye. Yok. Kırabileceğim işler var ama öncelikle ateş yapmam gerekiyor. Hadi bakalım. Sağlam bir ateş yakalım. O şeyi de parçalayıp sağlam bir ateş yakalım. Burada zamanımızı geçireceğiz. Leş toplayacağız. Et alacağız. Pişiririz. Yeriz. Ondan sonra biraz da uyumaya çalışırız. Birkaç saat de olsa. Birer saat uyurum ben. Ne olur ne olmaz. Mütecavızda çünkü çok çabuk kondisyon kaybı oluyor. Kondisyon sıkıntımız yok çünkü. Amaç sadece hastalıktan kurtulmak. Ateş yakma 3. seviye oldu. Müthiş. 2 saat süre var. Öncelikle. Ah 2 saat 36 mı? Yapma be. Daha kısa yok mu? Daha kısa. Kutu mutu yok mu? Kasa kutu falan. İyi misin ya? Lan sönmez umarım ya. Umarım sönmezsin ya. Ne, öldün mü? Aa, ölüşe bak. Dikkatsizliğime geldi ya. Dalmıştım ben. Ateş söner mi sönmez mi diye sesi dinliyordum sadece. Neyse. Vay arkadaş. 50 gün yeterli benim için. Benim için yeterli. Yapabileceğim çok da fazla bir şey yoktu. Ama şey kötü oldu tabi. Barajı lootlasaydık çok daha güzel olabilirdi ama ben barajdan çok da ümitli değilim. Daha önceki mütecavız tecrübelerimde. Barajda bir bok çıkmamıştı. Keşke lootlasaydım, en azından size gösterirdim ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Yapmamız gereken çoğu şeyi yaptık mütecavız bir oyununda. Daha dikkatli olsaydım hani çok daha şey yapabilirdim de işte ben bu kapalı alan korkusuna nefret ediyorum ya. Çok gerizekalıca bir şey yani. Oyunda mesela hemen öneri istiyordunuz ya oyunla alakalı. Kapalı alan korkusu kalkmalı abi. Böyle bir saçmalık olamaz. Böyle bir saçmalık olamaz. Olamaz. Olmaz.
Her neyse. Keşke karşıya geçip şey yapabilirdim. Karşıya geçip kasa da alabilirdim ya. Bir saatlik bir odun kırıp. Gerçi yine bayağı bir zarar yerdim de. Yine de ölmezdim en azından. Dikkat etmedim hiç ha. İçeride kalsam kapalan korkusu. Şöyle bir durum da var. Aynen. İçeride yine hayatta kalsam yine kapalan korkusu olacak ve civarda rahatça uyuyabileceğim tek burası var. Odun çok toplamam lazım. Rüzgar bloklayabilir. Yani her türlü yine bayağı riskli bir durumdaydık aslında ama yani bu şekilde ölmek biraz saçmalı tabii. Benim klasik ölüşlerimden arkadaşlar. Yayınları da izleyen arkadaşlar bilir. Ben öyle alalade şekilde ölmem yani. Böyle hani ah tamam öldük yapacak bir şey yok falan diye ölmem. Yani çok nadirdir. Hep böyle saçma sapan şekilde ölürüm. 2 saat uyuyacağımı 12 saat uyuyorum öyle ölürüm. Böyle ayağım burkulur öyle ölürüm. Böyle saçma sapan şekilde ölürüm. O da onlardan biri oldu ama 51 gün benim için yeterli. Mutlacağımız günlüklerinin beklenmedik sonu oldu. Bu benim haftalık programımı biraz değiştirecek. Bakalım. Bakalım. Lan Fluffy öyleydik daha efsane bir olurdu ya. Goddammit. Goddammit. Neyse arkadaşlar. Mutlacağımız günlüklerinin birinci sezonunun sonuna geldik. Bundan sonraki yine long talk videosu çekeceğim. En azından şu şeyi yapacağız. Bir saniye göstereyim. Bu arada öncelikle bir istatistiklerimize bakalım. Neler yapmışız bu mücadelemizde? Şöyle gözümüze çarpan bir şey var mı? Gizemli Göl'de 13 gün geçirmişiz. Sahil Onlu'da 25 gün. Tatlı Vadide 5 gün. Terk edilmiş topraklarda 4 gün. Arıyorlardı da herhalde. Diğer zamanlarda arıyorlardı yapmışızdır. 29 okumun 6'sı mı isabetli? Really? Ha, tavşan yakalamaya çalışırken olmuştu değil mi? Doğru, tamam. Tavşan yakalamaya çalışırken bayağı bir ok kullanmıştım. Doğru, tamam. Yakın kurt temasları 72 defa. Kurt boğuşmaları 6 defa. Yani kurtlara yaklaştım. 72 defa kurtlara yaklaşmışım. 6 defa boğuşmuşum. 6'sını da kazanmışım. 7 kurt öldürmüşüm. Biri okla işte. Fluffy. Boğuşmadan öldürdüğüm tek kurt. Yemi yutan kurtlar... Atılan ayı saldırıları, atlatılan ayı saldırıları, iki kere ayı saldırmış bize, ikisinden de sağ çıkmışız. What the fuck really? Vallahi hatırlamıyorum ha. 9 tavşan öldürmüşüz, 7 tavşanı kapanla öldürmüşüz, ikisini okla öldürdük. Atlatılan tipiler de 34'müş. Güzeldi ya, güzel randı. Long Dark'ın da %53'ünü gezmişim yani daha hani sayılır, %53 sayılır. Aslında büyük bir bölümünü gezdik de hani spesifik bazı noktalara gitmediğimiz için mesela bazı bölgede de hiçbir şey yok ama oranın da bölge ismi olarak geçiyor. Hiçbir şekilde loot yok. Ama o şekilde olduğu için %100 bitirmek biraz zor oluyor. Yapacak bir şey yok. Beni dönelim. Bir sonraki videomuz şey olacak. Seyir defterine kaydedelim canım. Seyir defterine kaydedelim. Menüye dön. Evet arkadaşlar. Beklenmedik bir şekilde son oldu ya. Cidden ha bunu da... What the fuck? Neyse. Başka videolar bulmak zorundayım bu hafta için. Mücadele yapacağız arkadaşlar. Göçebeyi yapmayacağım. Göçebe çok kolay bir challenge. Hem sizin de kendinizin haritayı mesela eğer bilmiyorsanız yapamadıysanız haritanızı açın bakarak yapın. Böylece haritayı da öğrenmiş olursunuz az çok. Ben en çok haritayı bu şekilde öğrenmiştim. Siz çok kolay bir görev. Haritayı bilenler için çok kolay bir görev. 30 gün içerisinde verdiği sürede hani 10 günde tamamlamıştım ben. Yani 9 günde mi ne tamamlamıştım? 12 günde Pintipan'da 12-13 günde tamamladı. 8-7 günde tamamlayan da var. Hani tüfeği bulmakta şansı yaver gidenlerde. 7-8 günde tamamlayan bile var.
O yüzden çok da sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Avlananları zaten YouTube'da bölümümüz var. O yüzden yapmamızın bir anlamı yok. Yapacağımız bir sonraki videolarda bazı arkadaşlar için umutsuz kurtuluşa çıkmak sıkıntı olmuş. Ki bana göre de tabii ki de Long Dark'ın en zor challenge'ı. Diğerlerinden ise tek seferde yapmayı başarmama rağmen umutsuz kurtuluşu 3 sefer yapıp becerememiştim. İlk 3 denememde başarısız olmuştum. Yani o kadar tecrübeli değildim o zamanlar gerçi ama yayınlarda yapmayı başardık, bunu da birkaç kere yaptık. Bundan sonra da YouTube için en az da 2 bölümlük bir umutsuz kurtuluş yapmayı planlıyorum. 2 ya da 3 bölümlük, ne kadar uzun sürer bilmiyorum ama 2 ya da 3 bölümlük bir umutsuz kurtuluş serisi yapmayı planlıyorum. 2 yapmaya çalışacağım, bakalım. Bozkurt Dağı'na kadar bir bölüm. Bozkurt Dağı'ndan sonra tırmanıp dönüş yolu bir gün diye planlayabilirim belki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok kötü olduk ya, cidden kötü olduk. Vallahi sevecekler yorumlarda. Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Ben şimdi haftalık programımı değiştirmeye dönüyorum. Hoşçakalın.